Merhaba sevgili Feyyaz Hanım. Ultimate Ninja Storm'un yeni bölümüyle sizlerle birlikteyim. Birkaç gündür ortalıkta yoktum. Bununla ilgili bir vlog videosu çekmek isterdim ama vlog videosu çekecek de zamanım yok. Ve şimdi vlog videosu çekersem çok derin konulara inmem gerekecek. Aslında yakın zamanda kanalın gidişatı hakkında bir vlog videosu çekmem gerekiyor. Çünkü Eskişehir'de son zamanlarım, İstanbul'a döneceğim. Yepyeni maceralar beni bekliyor. Yapmam gereken bir sürü şey var İstanbul'da ve burada da. Beni merak eden insanlar oldu, beni merak eden arkadaşlar oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum ilginiz için. Benden kolay kurtulamazsınız. Yani bu işi kolay bırakacak değilim. Teşekkür ediyorum desteğiniz için de. Yakın zamanda vlog videosu gelecek. Uzun zamandır yorumlara da bakamadım. Onları da en yakın zamanda cevaplayacağım. Şimdilik denilecek şeyler bu kadar. Bir haftadır adam akıllı seri gelmiyor. Artık kendimi biraz daha iyi hissediyorum. Bir haftadır kötü bir ruh halindeydim. Bugün dedim yeter Emre, ne yapıyorsun dedim ve o ruh halinden kurtulduğumu düşünüyorum. Kurtulmak için elimden geleni yapacağım. Kanalda bana tutunacak dal oluyor. Sizler de bana gerçekten tutunacak en büyük dallardan birisiniz. Çünkü kanal olmasa gerçekten büyük boşluğa düşerdim ama yani çevremde sizin gibi insanlara sahipken kendimi şanslı hissediyorum. Teşekkür ediyorum her birinize arkadaşlar. Neyse, muhabbeti uzatmadan Naruto'ya kaldığımız yerden devam edelim. Diğer serilerde bütün hızıyla gelmeye devam edecek. Pokemon Y olsun, Yu-Gi-Oh olsun, yani hiçbirini bırakmadım. Pokemon Rabidest'in de gelecek. Hepsi gelecek arkadaşlar. Yani Eskişehir'den gitmeden şu Naruto'yu bitirmeyi planlıyorum. Zaten dediğim gibi bir ya da iki hafta kalmıştı. Geçen bölüm muhabbet bayağı uzun oldu, kusura bakmayın. Geçen bölümde neler olmuştu hızlı bir şekilde hatırlamak gerekirse arkadaşlar. Geçen bölümde Sasuke aniden köyü terk etme kararı almıştı ve biz bir takım oluşturmuştuk. İşte kimler vardı? Neji vardı, Choji vardı, Shikamaru vardı, Naruto vardı. Birileri daha vardı ama hatırlayamadım şu an. Galiba vardı birileri daha. Ondan sonra tam Naruto'yu yakalamak için ilerlerken Ses Köyü'nün ninjaları yolumuzu kesti ve ardından Kimimaru yolumuzu kesti. Bize büyük bir bizi bayağı bir darladı. En sonunda Kimimaru ile birkaç kez savaştık. Bakalım peşimizi bırakacak mı, hep birlikte göreceğiz. Artık Naruto'nun sonlarındayız. Neler olur neler olmaz bilemiyorum. Neyse, başlayalım arkadaşlar. Sıradaki görevimiz neymiş, hemen bakalım. Sıradaki görevimiz Shikamaru'nun eforu sayesinde Naruto Sasuke'nin peşinden tekrardan koşturabilecekti. Naruto'nun ayak izleri Sasuke'nin peşinde koştururken bayağı önem arz ediyordu. Evet arkadaşlar, 90 saniye ve 6 süresi, 90 saniye veya daha az bir süre içinde şeyi bulmamız lazım. Hedefimizi bulmamız lazım. Hemen görevi atılıyorum. Yine bir koşturma göreviyle başlıyor bölüm. Koşturalım. Ses köyü ninjalarını köşeye sıkıştırdığımız zaman Kimimaru aniden tabutla birlikte, yani Sasuke'yi taşıyan tabutla birlikte yoluna koyuldu. Ben Shikamaru tarafından onun peşinden koşturmak için görev aldım. Bu arada Shikamaru artık Jonin oluyor galiba. Kakashilerin seviyesinde oluyor yanlış hatırlamıyorsam. Kıyafetinden de algılayabiliriz bunu. Şimdi bu kadar ileri gelmişken senin kaçmana izin vermeyeceğim, Kimimaru diyor Naruto. Bakalım Kimimaru'yu yakalayabilecek miyiz? Tabutla birlikte arkadaşlar Sasuke'yi geri almak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız bunun için. Göreceğiz. Arka plandan bağırma sesleri geliyor. Evet, Eskişehir'de garip bir gün daha. İstanbul'a gitmek tabii ki de kolay olmayacak. İstanbul'da yine sesler olacak. Yine sıkıntılar olacak. Yeni bir düzene geçmek için zaman gerekecek. İstanbul'da zaten bir tane Feigo buluşması yapmayı planlıyorum. Sizlerle görüşmek gerçekten iyi olacaktır. Nerede yaparız, nasıl yaparız bilmiyorum ama yapmak istiyorum. Evet. Bakalım Kimimaru Bey'i yakalayabilecek miyiz? Bu süre zarfı içinde neler yaptım? Aslında pek bir şey yapmadım. Biraz depresif bir ruh halindeydim. Anime izledim. Claymore denilen bir animeye başladım. Oldukça güzel. Şimdi animesinin sonunu pek iyi yapamadıkları için mangasına başladım. Ben de boş zamanlarımda ona bakıyorum. Kart oyunu hakkında bayağı gelişmeler var. Facebook grubumuzda, Facebook fan grubumuzda, Feygocularda 3 kişi seçtim ve onlarla paylaştım şeyleri, ilerlemeleri, bilgi kitapçığını. Bakalım. Umarım kart oyunu başarılı bir şekilde olur. Vlog videosu çekersem bundan daha detaylı bir şekilde bahsedebilirim. Bu arada bir sürü bir şeyler atıyor. Hep onlara çarpıyorum. Yavaşladım, lanet olsun. Hadi Naruto, hızlan.
Ya lanet olsun ya. Kim var? Ne yapıyorsun? 16 saniye kaldı. Bence yakalayamayacağız arkadaşlar. Yok, yemez. Çok ya yani çok fazla tuzağa çarptık, olmadı yani. Bir kere daha denemem gerekiyor arkadaşlar maalesef. Time over yedik. Evet, yine hızlandırmalar yok oldu. Bu da yaklaştığımıza tekrardan bir işaret. Bu sefer yakalamak istiyorum, yeter ya. Demin birkaç saniye farkla kaçırdım, yani yanında süzülüyordum. Hadi abi. Aa, ikinci kez kaçırdım, yeter. Ya of, şaka gibi ya. Bu sefer yakaladım. Üzgünüm Kim Maru. Kaykıldı gibi. Evet, bizimle savaşacak Kim Maru. Önümüzde duruyor. Bakalım Kim Maru'yu yenebilecek miyiz arkadaşlar? Hep birlikte göreceğiz. Bizim için dişli bir rakip. Yani diğer karakterleri zorlamıştı. Naruto'yu da zorlayacağından eminim. Yani bu kovalama görevi beni bayağı uğraştırdı. Bakalım bu arkın sonunda ne olacak? Aslında bu arkın sonunda ne olacağını anime izleyenler tahmin edebilir. Artık bir sonraki bölümde görürüz diye tahmin ediyorum. Çünkü yan görevler falan da çıkacaktır. Tamam. Bu görevi yaptık arkadaşlar. Gizli scroll'lar çıktı. Yan görev çıkmadı. Hemen o zaman bir sonraki ana göreve gidiyorum. Arkadaşlar, bir sonraki ana görev neymiş? Naruto ve Kimimaro. Naruto tam Sasuke'yi yakalamış gibi gözükürken Kimimaro tekrardan işin içine karıştı. Sinirlenmiş olan Naruto Kimimaro'ya büyük bir öfkeyle saldırdı. Evet, Naruto'yuz ve Kimimaro'ya karşı savaşacağız arkadaşlar. Bakalım Kimimaro'yu yenebilecek miyiz? Yani diğerleri oyuna göre yendi, lakin yenildiler. O tabutu geri almamız lazım. Sasuke'yi kurtarmamız lazım. Ormanın yeşilliklerinde ilerlerken sonunda Kimimaro'yu yakalamıştım. Biraz daha, biraz daha ve sonra seni eve götürebilirim Sasuke. Ne kadar güçlü olduğun önemli değil. Burada kaybedemem. Ben Sasuke'yi geri götüreceğime yemin ettim diyor Naruto. Bakalım bu yeminini gerçekleştirebilecek mi? Evet. Kimimaro ile çarpışma. Awakening modumuz yok. Düşmanın hatağı yüksek. Awakening modu herhalde Kyuubi modu falan oluyor. Kyuubi çakrasıyla doluyoruz. Evet. Taijutsu. Oo. Dur. Ultimate Jutsu denedim, işe yaramadı. Evet. Rasengan, al bakalım geri zekalı. Evet, vurabildiğim kadar vuruyorum. Ata yüksek olması, atanın yüksek olması benim için sorun değil. Rasengan, al. Bir Rasengan daha suratına, o kemikli suratına. Sen Wolverine misin kardeşim? Al. Evet, Rasengan atmaya devam ediyorum. Ultimate Jutsu ile işini bitirmeye çalışacağım. Tut. Rasengan dedim de işe yaramadı. Taijutsu'ya kısmetmiş. Taijutsu ile işini bitireceğiz arkadaşlar. Yerdeyken de vuruyorum ve işini bitiriyorum Kimimaro'nun. Diğer karakterlerle zordu ama Naruto ile o kadar da zor olmadı. Daha da güçleneceğim diyor. Kimimaro'nun işini bitirdik arkadaşlar. Bence bu sefer yan görev kitleyecek oyun bize. Yan görevleri de yaptıktan sonra ana görevlere devam edeceğim ve bir sonraki bölüm final bölümü olacak dediğim gibi.
Yan seride de artık savaşacak kimse kalmadı. Yani çoğu karakterle savaştık, çoğu karakteri seçtik, çoğu karakteri rakibimiz olarak gördük. Daha açılacak karakter de kalmadı. Kimimaru sondu. Bu bölümden sonra zaten Kimimaru ana karakter olacak. Onunla birisine karşı savaşacağım. Itachi'ydi galiba. Neyse. Gizli scroll'lar çıktı. Bir şeyler daha çıktı. Malzeme çantaları çıktı ve yan görev çıktı. Hemen malzeme çantasına gidiyorum. Neredeymiş? İlk olarak malzeme çantasını alacağım arkadaşlar. Sonra yan görevi yapacağım. Ardından Konoha'ya yavaş yavaş elveda diyebiliriz. Kısa bir seri oldu. Güzel bir seri oldu. Tadında bir seri oldu. Çok da uzatma niyetinde değilim. Hemen şuradan çıkalım. Ara sokaklardan gidelim arkadaşlar. Ben dediğim gibi oyunu yani 100 kere dedim. Oyunu %100 bitirmek için kamera arkasında uğraşacağım. İstanbul'a giderken PlayStation'ı götürebilir miyim bilmiyorum. Kanalda iki seri kaldıktan sonra da başlamak istediğim oyunlar var. Bunlardan birisi mesela Last of Us veya One Piece'in oyununa başlayabilirim. Hemen Rasengan'la şurayı kırıyorum arkadaşlar. Rasengan! Evet. Malzemeyi aldım. Efsanevi bilmem ne sosu çıktı. Oyunun sonlarına yaklaştıkça daha güzel yemekler çıkıyor. MasterChef'e katılabiliriz. Bu arada MasterChef izlemeyi seviyordum ya. Neyse, bu alakasız bir konu oldu. Hemen devam edelim. Yan görevi alalım. Bu seferki yan görevimiz neymiş bakalım. Bir yan görevi daha tamamladıktan sonra. Bu arada Büyüteç serisinin konseptini değiştirmeyi düşünüyorum. Pazartesi günü zaten Büyüteç gelmeyecek. Başka bir şey gelecek. Söyleyeyim. Ben bu oyunu geçerim. Arkadaş gelecek ve eski bir seriyle gelecek. Neyse. Yan görevimiz neymiş? Hey Naruto. Jiraiya Usta seni arıyordu. O Gamakichi'yi yakalamaya çalışıyormuş. Veya bunun gibi bir şeymiş. Neyse senin yardımına ihtiyacı varmış. Evet A görevi aldık. Arkadaşlar A görevini yapalım. Jiraiya'ya yardım edelim. Kovalama görevi. Gamakichi'yi kovalamak için büyük mücadele. Jiraiya'nın Gamakichi'yi yakalaması gerekiyordu ve görünüşe göre Naruto'nun yardımına ihtiyacı varmış. Boş olduğun zaman Jiraiya'ya yardım et. Kabul ediyorum. Jiraiya'ya yardım edeceğim arkadaşlar. Evet. Köyün hemen sınırında duruyor. Jiraiya'nın yanına gidelim ve Gamakichi'yi yakalayalım. Yakalama görevlerine alıştık sayılır. Hemen yardırıyorum arkadaşlar. Jiraiya'cığım beni bekle. Usta geliyorum. Evet, biraz daha ilerleyince Jiraiya'yı hemen bulacağız arkadaşlar. Jiraiya'nın kendisi buradaymış. Görevi kabul ediyorum. İşte buradasın. Gamakichi'yi yakalamak için benim yardımıma ihtiyaç duyuyormuşsun görünüşe göre sapık keşiş. O bu dünyayı sevmeye başladı ve bu bölgelerde çirkeflik yaratıyor diyor Jiraiya. Tsunade bir şekilde bu görevi benim kucağıma koydu. Ama onu kendin yakalayamıyor musun diyor Naruto. Bu iş için doğru kişiye ihtiyacımız var ve bu görev tam da sana göre. Bilmiyorum ama tamam benim için sorun yok. Evet Gamakichi'yi yakalayacağız arkadaşlar. Gamakichi kaçıyor. Kovalamaca başlasın. Bu arada Gamakichi oraya geri dönmüş. Gerisi sana kalmış. Geriye mi dönmüş? Anladım. Bakalım bu işi becerebilecek mi? Evet, Gamakichi'yi yakalamak için uğraşacağım arkadaşlar. Umarım başarabilirim. Hızlıca bu görevi de bitirelim ve ana görevlere geri dönelim. Şimdiden iki tane ana görev yaptık zaten. Evet, direkt başlıyorum arkadaşlar. Bakalım Gamakichi'yi yakalayabilecek miyiz? Bölümün başında da Kimimaru'yu yakalamak için başladık. Yine bir başka bir kovalama. Bakalım kaç deneyişte yapabileceğim. Yani kovalama kısmı okey de yani geriye bir şey falan fırlatıyorlar. O sıkıntı olabiliyor. Beni yavaşlatmak için veya ağaçlara çarpıyorsunuz, illa yavaşlıyorsunuz. Bir de bunların bonus modları var. Mesela bunda 90 saniyede yakalamak gerekiyorken bonus modda işte 60 saniyede yakalamak gerekiyor. Bazen karın ağrısına dönüşebiliyor yani. Gamakichi, yeter. Diyarına geri dön lütfen. Hızlandırma kalmadı mı? Tamam, bir tane daha hızlandırma aldım arkadaşlar. Geliyorum Gamakichi. Şunu da alayım.
Evet, bayağı yaklaştım. Orada bir tane daha hızlandırma var. Onu da alırsam tadından yenmez. Geriye bir şeyler fırlatması sıkıntı. Bunu geriye ne fırlatıyor acaba? Muz mu koyuyor? What the fuck? Gerçekten mi? Fassat mısın be adam? Evet. Muzlara basmamamız lazım. Bayağı da koyuyor. Evet. İlk denememde Gamakichi'yi yakaladım arkadaşlar. Bu kadar yaramazlık yapması yeterli. Hemen Jiraiya'ya geri götürelim. Ve görevimizi böylece tamamlayalım. Ondan sonra büyük ihtimalle dediğim gibi bir tane daha ana görev yapacağız. Kimimaru'yu yendikten sonra bakalım karşımıza birileri çıkacak mı? Sasuke'yi güvenli bir şekilde köye götürebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Tamam. Bu çok kolaydı. Lanet olsun, lanet olsun Naruto. Ha? İyi iş. Bu biraz zorluydu ama benim halledemeyeceğim bir şey yok diyor Naruto. Ha? Hey Jiraiya, anlaşmamıza ne oldu? Ben işimi yaptım. Bana abur cubur ver. Anlaşma mı yapmışlar? Ne? Bizi uğraştırmak için miymiş? Sessiz ol seni salak diyor Jiraiya. İşini mi yapmış? Ribbit, ribbit. Jiraiya'nın bir planı vardı. O senin yeteneklerini test etmek istiyordu. O bunu benim için mi yaptı? Ben sadece senin ne kadar gelişip gelişmediğini görmek istedim. Artık biliyorsun. Ha diyor Naruto. Ha, görevi geçtin. Ama eğitimine devam et, olur mu? Anlaşıldı. Evet, bu görevi de böylece yaptık arkadaşlar. Hemen ana görevlere dönüyorum zaman kaybetmeden. Dört tane ana görev kaldı. Yakışıklı şeytanın hortumu. Naruto Kimimaro'nun atakları yüzünden yeniliyordu. Ve daha sonra Lee destek için ortaya çıktı. Ve işler tam tersine döndü. Naruto Kimimaro'yu Lee'ye bıraktı. Ve yolculuğuna devam etti. Evet, bu bölüm Kimimaro ile geçti garip bir şekilde. Kimimaro gerçekten ekibi bayağı uğraştırıyordu. Bakalım Lee yeteri kadar destek olabilecek mi bize? Görünüşe göre az kalsın ben Kimimaro yüzünden yeniliyordum. Ama kalın kaş beni kurtardı. Gerçekten ona teşekkür ederim. Sanırım ben Sasuke peşinden gidebilirim. Ama kalın kaş iyi olacak mıydı? Kimimaro gerçekten güçlü. Dikkatli ol ve fokuslan diyor Naruto. Evet. Yaprağın yakışıklı şeytanı geldi arkadaşlar. Lee bizi kurtarabilecek mi? Ruhların savaşı. Hadi bakalım. Savaşı kazan. Düşman hızlıyken savaşı kazan. En son Lee bayağı hırpalanmıştı Gaara ile olan dövüşünden sonra. Başlıyorum arkadaşlar. Taijutsu'nun gücünü ona göstereceğim. Al bakalım. Hızlı olman benim için bir anlam ifade etmez. Bırakır mısın? Of, çok sağlam dövdü. Abi bırak, lütfen bırak. Çok sağlam dövüyor abi. Çok sağlam dövüyor. Konoha Senpu. Tamam, çakra toplamam lazım. Hatamı arttırdım sanırım. Gardını da kırdım arkadaşlar. Yeter. Bu kadar müsamaha gösterdiğimiz yeter. Evet, ultimate jutsuyla sanırım işini kolay bir şekilde bitirebilirim. Bu bölüm belki final bile olabilir arkadaşlar. Hızlı bitirirsem. Yani son savaşımızı yapmış oluruz. Evet, çarpma etkisinden Kimimaro'yu yendik. Animede Rock Lee sarhoş haldeyken geliyordu.
Ve sarhoş olması sayesinde daha kolay bir şekilde yeniyordu aslında. Bu onun avantajına oluyordu. Ama Kimmaru gerçekten zorlu bir rakip. Yani Orochimaru'nun en iyi deneylerinden biri dediğim gibi. Bakalım 3 tane ana görev kaldı. Hızlı bir şekilde bitirmeye çalışacağım. Finali izliyor olabilirsiniz yani. Veya biraz daha uzatırım ve finali yapmış olurum arkadaşlar. Ondan sonra da başka bir seri gelir. Robi Destiny gelir herhalde ya. Onu da bir güne koyalım, o da bitsin yani. Yeni bir seriye başlamayacağım dediğim gibi. Easy scroll'lar. Hemen bir sonraki ana görevi yapıyorum. Gaara geri dönüyor. Onun mükemmel akıl gücü sayesinde, onun mükemmel zihin gücü sayesinde Kimimaru Lee'nin ataklarından etkilenmedi. Lee'nin gücü tükenmişti ve Lee yere yığıldı. Ama gizli kum köyünün ninjası yardımına koştu. Destek sayesinde, destek yüzünden Kimimaru lanet mührünü açığa çıkardı ve savaşı tamamen bitirmek istiyordu. Evet, hiç beklenmedik bir yerden yardım geldi. Kimmaru'yu Lee de haklayamadı arkadaşlar. Gaara yardıma geldi. Yani Gaara'nın gelmesini hiç beklemiyordum ben animeyi izlerken. Ama Gaara iman etmiş gözüküyor. Ve yardımımıza koştu. Kalın Kaş'ın işi bitmiş gibi gözüküyordu ama o hiç beklenmedik bir şekilde Gaara ve Kum Köyü'ndeki kardeşleri tarafından kurtarıldı. Kalın Kaş bu garip yardım yüzünden Kalın Kaş'ın kafası karışmıştı. Bu sefer Gaara bizim tarafımızda gözüküyordu. Ne rahatlama ama. Oysa ki Kimimaro bu işi kolayca bırakmayacaktı. O lanet mührünü kullandı ve mükemmel bir derecede çakra yaymaya başladı. Gaara hazırlıklı ol. Evet arkadaşlar, hiç beklemiyorduk Gaara'nın gelmesini ve Gaara yani Yaprak Köyü'ne karşı bir tehditti. Ama artık bizim tarafımızda gibi gözüküyor. Naruto'nun konuşmaları işe yaramış gibi. Bakalım neler olacak, hep birlikte göreceğiz. Savaşı kazan, düşmanın hata yüksekken savaşı kazan. Evet, adam resmen evrim geçirmiş. Kankuro yardım et. Temari, abi bir şeyler yapın, adam bizi harcıyor, bu nasıl bir atak? Lanet mührüne bak sen. Evet, ultimate jutsuma yakalandı geri zekalı. Hemen ultimate jutsumu kullanıyorum arkadaşlar işini bitirmek için. Kum tsunamisi. Gaara'nın kostümü mü değişmiş, bana mı öyle geldi? Zayıf dedi. Kankuro. Lanet olsun, lanet olsun. Beni rahat bırak, rahat bırak. Of. Aa, yanlış tuşa bastım. Temari. Kankuro. Awakening açabilirsem mükemmel olacak ama. Kankuro. Temari. Of, bu neydi? Bu neydi abi? Can falan kalmadı bende. Abi kaç kaç kaç. Kim? Kankuro yardım et. İşimiz bitti abi. Tamam. Vurabildiğimi vurdum. Temari yardım et. Kankuro. Awakening'e geçebilirsem mükemmel olacak. Hayır hayır hayır. Of, çok fena kaybettik. Çok fena kaybettik. Yenildik arkadaşlar. Bir kere daha deneyeceğim. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Adam bayağı güçlü ve başlarda dediğim hani NPC'ler falan kolay demiştim ya, yedirdi bana o lafı. Al kombonun tadına bak. Hayır.
Hayır, bırakır mısın? Bırak artık bak. Ya of. Bu ne abi? Abi bu ne? Yuh. Canman bırakmadı ya. Vuramıyorum herife. Awakening'e geç. Güzel. Ultimate'le biraz pataklayalım, pataklayabildiğimiz kadar. Umarım canının iyi bir kısmını götürebilirim, yoksa bitecek arkadaşlar. Yani yoruldum ya. Yani eşitleyelim canları, hiç yok, hiç yok, hiç değilse konuşamadım. Of, güzel. Ya of. Hayır abi, kaç. Bundan kaçmamız lazım. Komboya bağla. Güzel. Bizimkiler bitirdi. Evet, kardeşlerimiz bitirdi arkadaşlar. Kardeşliğin gücü budur. Bayağı zorladı. Gerçekten bayağı zorladı. Adam terör estiriyor, ana ağlatıyor yani. Ben bu kadar zorlandığımı hatırlamadım yani hiçbir savaşta. Yani ana hikayeden bahsediyorum. Hiçbir savaşta bu kadar zorlanmamıştım. İki tane ana görev kaldı galiba. Onları da yapınca bu seriyi burada bitirebilirim arkadaşlar. Yani güzel bir yolculuktu. Naruto'nun animesini tekrardan yaşamış olduk. Yani kanalımızda adam akıllı dövüş türü bir seri yoktu. Bu da bir ilk oldu. Evet. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Gaara ile Kimmaru'nun işini bitirdik. Daha fazla savaşmamıza gerek kalmadı. Gaara'ya ve Kankuro'ya yeni kıyafet açıldı. Temari'ye de açıldı. Gizli scroll'lar çıktı. Yan görev var mı? Hazine kutusu. Sadece hazine kutusu çıktı. Hazine kutularını alalım. Toplam 3 tane var. Üçünü de hızlı bir şekilde alacağım. Çünkü bunları almam için fırsat olacak da şimdiden alayım. Umarım zaman kaybı yaşatmazlar bizlere. Şu bir. Birinci hazine kutusu burada arkadaşlar. Bakalım içinden ne çıkacak. Hemen açıyorum. Hamdi Bey, Kankuro'nun Ninja El kitabı çıktı. Ve yeni bir jutsu açıldı Kankuro için. Güzel oldu. Yani diğer bütün jutsular Kum Köyü ninjaları için çıkacak galiba. Diğerlerini toplamak için yardırıyorum. Bakalım onlar neredeymiş. Bir tane burada var. Rasengan'da bunu da kırıyorum arkadaşlar. Yeni bir jutsu. Yani bundan sonra yeni jutsu kullanacak vaktim olmayacak ama biz yine de alalım. Gaara'nın Ninja El kitabı, kum gömüşü yeteneği veya her neyse. Son bir tane daha var. O da Temari'nin büyük ihtimalle. Onu da alacağız. Tabii yukarı çıkabilseydim daha mükemmel olacaktı. Rasengan'la burayı da kırıyorum arkadaşlar. Bakalım Temari'ye ne çıkacak. Onu da görelim. Temari'nin Ninja El kitabı.
Gerçek rüzgar kesişi jutsu çıktı arkadaşlar. Yan görev yok sanırım. Bakıyorum. Evet, yan görev varmış. Yan görevi de yapacağız. Hızlı bir şekilde onu da aradan çıkartalım. Hemen şurada bir tane yan görev var. Yaşlı bir teyze veriyor. Neymiş teyze görevin? Oo, sen tam zamanında geldin. Bir şeyler almak ister misin? Bu gerçekten hoş. 20 bin Rio ödemeye ne dersin? Tamam, al. Sen gerçekten bayağı cömertsin. Yani ne aldığını bile sana söylemedim. Ama bunu kullanışlı bulacaksın. İşte burada. Sen gerçekten hayat kurtarıcısın. Ben bunu önceden satın almıştım ama nasıl kullanılacağını bilmiyorum diyor. Ve bize ne veriyor bilmiyorum ne verdiğini. Plain Tech denilen bir şey aldık arkadaşlar. Böylece bir tane daha görev yapmış olduk. Daha da yan görev yok. Hemen devam ediyorum. Son iki ana görev, ondan sonra bitecek. Vadide yankılanan ekolar. Naruto sonunda Sasuke'yi yakalamıştır ama Sasuke bunun karşısında hiç etkilenmemiştir. Arkadaşını geri almak için Naruto onunla vahşi bir kavgaya girer. Evet, Sasuke'yi geri almak istiyoruz ama Sasuke geri dönmeye niyetli değil gibi arkadaşlar. Bizi elimizden geleni yapacağız. Onunla dövüşmemiz gerekiyorsa dövüşürüz. Biz gerçekten bayağı ilerlemiştik. Shikamaru'nun grubundaki herkes, Kalın Kaş ve Gaara, herkes sağ olsun sonunda sana ulaşmıştım Sasuke. Seninle dövüşmem gerekse bile seni Gizli Yaprak Köyü'ne geri götüreceğim diyor Naruto. Evet, Sasuke ile savaşa başlıyoruz. Sasuke geri dönmek istemiyor. Biz de zorla geri döndürürüz. Kendine gel Sasuke. Ne düşünüyorsun? Ne planlıyorsun ya? Awakening modumuz yok. Düşman hızlıyken savaşı yenmemiz lazım. Bakalım Sasuke'yi yenebilecek miyiz? Göreceğiz. Sasuke ya, of, kendine gel abi, ne yapıyorsun ya, neyin kafası? Orochimaru'ya oha abi. Evet, biraz dayak yesin kendisine gelsin. Al Rasengan. Öyle Orochimaru'ya gitmek yok. Abi bırakır mısın? Bırak. Abi çok hızlı, çok hızlı, gerçekten çok hızlı. Ya bırak lütfen. Of, sağlam dövdü, kabul ediyorum. Al top oynarsın. Ya. Oğlum, insan arkadaşını bu kadar döver mi? Hırpalama işte, seni geri almaya çalışıyoruz. Al top. Atamadım. Of, çok sağlam dövdü. Kabul ediyorum, çok sağlam dövdü. Evet, gardını kırdım arkadaşlar. Sasuke'cim, bırakır mısın? Tamam. Cılkı, o havada da dövüyor. Bitti arkadaşlar. Bu savaş tekrardan deniyorum. Tekrardan deniyorum. Yapacak bir şey yok yani. Eleman fena. Al bakalım. Rasengan'ın suratına ye. O çirkin suratına ye ve lanet olası köye geri dön adamı. Oo. Abi. Sasuke'cim bırak, bırak, bırak lan, bırak. Of, öldük, öldük, öldük. Öldük arkadaşlar. Yalan olduk, yine yalan olduk. Of. Yeter Sasuke ya. Ya çok fena dövüyorsun.
Al Rasengan, arkandan ye, kendine gel. Bu kötü oldu. Bu çok kötü oldu. Bırak. Bırak yakın mutant Sasuke. Abi yenileceğiz. Hocam. Yeniliyoruz arkadaşlar, üzgünüm. Evet, Sasuke'nin işini böylece bitirdik. Son anda yine kurtulduk. Şansımız da yaver gitti. Artık köye dönersin herhalde yani. Yeter. Dayağımızı da yedin, kendine gel ya. Evet arkadaşlar, aslında birazdan son kelimelerimi edeceğim. Çünkü son ana görevi yapacağız. Yan görev çıkmazsa ardından Naruto serisine elveda diyeceğiz ve son konuşmalarımı yapacağım. Oyun hakkında görüşlerimi söyleyeceğim. Yani bundan sonra Naruto Shippuden serisi başlıyor animeye göre ve sonraki oynayacağım oyun olan Naruto Ultimate Ninja Storm hakkında konuşacağım. Tabi direkt oynamayacağım. Malzeme çantaları, yan görevler. Evet, Rasengan'la burayı kırıyorum arkadaşlar. Malzeme çantasını alıyorum ve yan göreve gideceğim. Hızlı bir şekilde yan görevi de yaptıktan sonra ana görevi yapıp oyunu burada bitirmeye kararlıyım. Efsanevi sarımsak. Yan görev nerede? Güzel. Iriko Sensei'ye veriyor. Umarım saklambaç değildir. Saklambaç darlıyor çünkü ya. Genelde saklambaç oluyor o civarda ama saklambaç beni çok yoruyor arkadaşlar. Savaş olsun yani. Bu gizli kum köyünün garası değil miydi? Evet evet, kesinlikle o. Ama o düşüncelerimde kaybolmuş gözüküyor. Yeni bir ağ görevi arkadaşlar. Hemen köyün girişine gidecektim ki bir tane daha köyün girişinde görev varmış. Ağ görevi şuymuş. Shukaku'yla efsanevi mücadele. Gaara bir şeyler düşünüyormuş. Bunun ne olduğunu öğren. Shukaku'yu yenmemiz gerekiyor tekrardan. Evet. Abi bir saatlik bölüm olabilir bu ya. İki parta da bölebilirim. Bilemiyorum arkadaşlar. Belki iki part halinde görürsünüz çok fazla uzun olursa. Gaara'nın yanına vardık. Gaara, ne oldu, ne düşünüyorsun? Hey, sorun ne? Biraz dalmış gözüküyorsun. Ben o zamanı düşünüyorum. Hangi zamanı? İçimdeki canavarla yüzleştiğin zamanı. Shukaku'yla yani, diyor Gaara. O zaman. O gerçekten zorlu bir savaştı. Evet, geçmişe dönüp tekrardan Shukaku'yla savaşacağız arkadaşlar. Geçmiş olsun. Bakalım Shukaku'yu tekrardan yenebilecek miyiz?